bugün coleslaw yapacağız. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün coleslaw tarifiyle sizlerle beraberiz. Ahmet benden aylardır bunu istiyor. Abi diyor coleslaw yap, ben çok seviyorum. Tamam da Ahmetciğim sen çok seviyorsun da. Yani başkaları seviyor mu acaba? Bir yarım kilo lahanam var. Burada işimiz kıymak olduğu için cezene bıçağı bizim için önemli. Bugün bu arada bize saçlarım da eşlik ediyor. Fark etmişsinizdir. Yani saçlarımın böyle olmasını istiyorsanız lütfen altta yorumlarda belirtin. Kız arkadaşıma fikrini sormadık. Bakalım kendisi gördüğü zaman acaba ne diyecek? Surprise! Ama ben zaten evde genelde kafamda bir kafa bandıyla takıldığım için. Fark etmişsinizdir çünkü. Biraz yaşlılıktan mı, saçımı yanlış taradığımdan mı bilmiyorum ama bazen videolarda böyle tepem açık çıkıyor. Vallahi bir göstereyim. Hiç tepem aslında açık değil. Böyle bir şey yok yani. Açık mı? Ne diyorsun ya? Benim böyle geçmiş çekimlerden kalmış mor soğanlarım var. Üzerine bolca tuz. Suyuyla beraber tuzu geri çıkacak çünkü. Evet, bunları sıka sıka kabımıza alalım. Evet, bununla işimiz bitti. Lahanayı da içine. Avucumu da attım üstüne. Bak ne güzel renk oldu ama. Evet, şimdi bazı coleslaw'larda mor lahana da kullanılıyor. Anneciğim bir güzel mor lahana turşusu yapmış. Bana da ayırmış sağ olsun. Bunu da coleslaw'un üzerine koyacağım. Bu arada dedim ki anne sen bana ondan versene biraz. Coleslaw'a koyarım. Dedi ki boyar o yalnız dedi. Ne karıştı işime yani sonuç olarak. Yıkamaya falan ne gerek var? Süzdün temiz şey. Boşuna su tadına. Tamam, böyle atıyorum. Burada bir ev yapım mayonezimiz var. Ev mayonezi nasıl yaptığımızı da şu videomuzdan görmeniz mümkün. Şimdi buttermilk Türkiye'de bulunmuyor ama hep muadil olarak daha önce Kentucky Fried Chicken videosunda da buttermilk geçiyordu içerisinde. Şurada göreceğiniz kızartma yaparken buttermilk yerine kefir kullanmış ve bundan çok memnun kalmıştık. Çünkü hani o bir böyle yoğurdun tatlı ekşi tadını veren şeyi var. Böyle bir 2 yemek kaşığı mayonez koyuyorum. Üzerine de aynı ölçüde kadar kefir koyuyorum. Bunu buna alıyorum. Limonumuz var. Sirkemiz var. Şimdi öncelikle bunu bir tatlandıracağız. Şöyle bir yemek kaşığı kadar bakalım bir bal koyalım buna. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Üzerine ben şimdi bunun ekşisini anladım abi. Buna bir yemek kaşığı kadar limon sıkıyorum. Limonlarımız hala Adana'dan tükenmek üzere olsalar da hala birkaç tane Adana'dan gelmiş limonumuz bulunmakta. Bir yemek kaşığı kadar da elma sirkesini koyuyorum buna. Tamam zaten artık ikisini birbiriyle karıştıracağız. En azından ben buraları bir toparlayayım. Ondan sonra beraber olalım. Evet. Evet bence vallahi sosluluğu çok iyi görünüyor ama son tadımını bir yapalım. Ona göre gerekiyorsa bir ekleme. Vallahi kıtır kıtırlı, ekşiliği, yağlı. Bu arada hiç ağır olmadı. Ben içinde mayonez olduğu için biraz daha ağır bir şey bekliyordum. Ama gerçekten kefir bu işi çok iyi çözmüş. Ya da şey diyebiliriz, biz bu işi gerçekten başarmışız. Bir de bunun yanına şöyle çok güzel bir brioche bun yapmış idik. Şu videoda görmeniz mümkün. Açalım efendim içini. Bak 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 ponçikliğe bak ponçikliğe bak. Bak 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 bak. Harika ya. Bunun var ya böyle. Böyle açacağım arasına. O zaman gördünüz mü? Ben gideyim. Kendinize çok iyi bakın. Ahmet'in istediği coleslaw tarifiyle beraberdik bugün. Başka isteklerinizi aşağıda, komentlerde falan. Hadi görüşürüz.